Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı akşamlar Arapça sevenler kanalı olarak Bu akşam inşallah yeni bir eserin ilk video kaydını yapacağız El Kavaidul Arabiyyetul Müessera isimli çok güzel bir eser Türkiye'de bazı üniversitelerde özellikle hazırlık sınıflarında okutulan 3 ciltten oluşan bana göre Gerçekten Arapça öğrenmek isteyen her Müslümanın mutlaka ve mutlaka okuması gereken eserlerden bir tanesi El Kavaidul Arabiyyetul Müsere. İnşallah biz de YouTube kanalımızda bu eserimizi de misafir edeceğiz. Diğer eserlerle beraber muntazam bir şekilde bu eserimizin de kaydını gerçekleştireceğiz. Evet Allah'ın izniyle ne yapalım? Birinci dersimizin kaydına başlayalım. Eddersul evvelu, birinci ders. El cümletul mufidetu, faydalı cümle. El cümletul mufidetu, faydalı cümle. Faydalı cümleyi bugünkü dersimizde kısmet olursa ders bittiği zaman öğrenmiş olacağız. Ve bugünkü dersimizde faydalı cümleyi öğrenmekle beraber iki tane de alt başlığımız var. Birincisi enve'ul cümleti cümlenin çeşitleri yani kaç tür cümle var Arapçada. Bir diğeri de enve'ul kelimeti kelimenin çeşitleri kelimenin türleri yani Arapçada kaç çeşit kelime var Arapçada kaç çeşit cümle var. İnşallah bu dersimiz bittiği zaman bunları da öğrenmiş olacağız. Evet, parçamız bir diyalogla, yani bir metinle başlıyor aslında. Bir nasla, bir metinle başlıyor. Es-savmu oruç. Evet, başlığımız, yani konumuzun başlığı, es-savmu oruç. Es-savmu, oruç yani oruç tutmak, rüknun azimun, büyük bir rükündür. Büyük bir rükündür. Min erkenil islamil hamseti. İslamın beş rüknünden büyük bir rükündür oruç tutmak. Ve kad cealehullahu fi ramadan Allahu Teala onu yani orucu Ramazan ayında kılmıştır. Yani Ramazan ayında farzdır oruç tutmak anlamında. Ve Ramadanu Ramazan ise şehrun bir aydır. Min eşrefi şuhur ayların en şereflilerinden bir aydır Ramazan ayı li ennehu çünkü o eşşehrü lezi öyle bir aydır ki fihi onun içinde nezelel Kur'an'u Kur'an-ı Kerim nazil oldu ve fihi onun içerisinde intesarel İslam'u İslam dini muzaffer oldu yani galibiyete erdi fi gazveti Bedrin Bedir gazvesinde ve fi fethi Mekke'te ve Mekke'nin fethinde ve Bedir gazvesinde İslam dini muzaffer oldu. İşte bütün bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in inmesi Bedir gazvesindeki galibiyetimiz ve Mekke'nin fethedilmesi hepsi Ramazan ayında olan güzide hadiseler. Ve her de işte bu da dersun minallahi Allah'tan gelen bir derstir. Be ennen nasra muhakkak ki nasırın yani yardımın min indehu onun katından olduğunun bir dersidir bu. Ve ennehu, muhakkak ki o yani Allahu Teala yetehakkaku yani işin özünü bilir. Lil kulubil mümineti müminlerin kalpleri için işin özünü bilir Allahu Teala. Ve savmu oruç ibadetun azimetun büyük bir ibadettir. Oruç büyük bir ibadettir. Ve terbiyetun İslamiyetun ve İslami bir terbiyedir oruç. Oruç büyük bir ibadettir ve İslami bir terbiyedir. Ve huve o yani es savmu oruç tutmak sıhhatun lil cismi beden için sıhhattır, sağlıktır. Ve işte bundan dolayı kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle demişlerdir sumu tesuhu oruç tutun sıhhat bulun oruç tutun sıhhat bulun evet böyle güzel bir nası kitabımız bize hazırlamış. Bu kitabın en güzel yanlarından bir tanesi de her derste, her ünitede konuya başlarken verdiği nasların hepsinin İslami duygular içermesi. Bizleri böyle şevke getiren, aşka getiren, güzel ama birbirinden güzel metinler içermesi. Münakaşatun lil fehmi yani anlamaya yönelik bir takım sorularımız var. Mesela birincisi şöyle bir soru. Mete yekunu savmu. Yani oruç ne zaman olur? Mete ne zaman yekunu savmu. Oruç ne zaman olur? Yani oruç ne zaman tutulur anlamında? Peki biz buna nasıl cevap verebiliriz? Yekunu savmu fi şehri ramadane. Ya da sadece yekunu savmu fi ramadane diyebiliriz. Bu birinci sualimize. İkinci sorumuz mel Intesaratu elleti tehakkakat fi Ramazan. Ramazan ayında gerçekleşen Ramazan ayında gerçekleşen insaratlar yani yardımlar nelerdir? Ne demiştik parçamızda? Eee İntesaral İslamu fi gazveti Bedir ve fi fethi Mekke. el yani bu cevabımıza da bunu verebiliriz. Mesela nasıl diyelim? Tehakkakat fi Ramadana. Ramazanda gerçekleşti. İntisarul İslami fi gazveti Bedrin ve fetha Mekke'te diyebiliriz. Mekke'nin fethi ve Bedir gazvesindeki İslam'ın yardım muzaf, yani galibiyeti gerçekleşti diyebiliriz ikinci sorumuza. Üçüncü sorumuz me faidetu savmi lil muslimi. Müslüman için orucun faydası nedir? Müslüman için orucun faydası nedir? Ne diyelim mesela ve huve sıhhatun lil cismi. O beden için bir sıhhattır, bir sağlıktır. Ve terbiyetun islamiyetun ve islami bir terbiyedir. Bu ikisini de yine üçüncü sorumuzun cevabı olarak söyleyebiliriz evet ikra okuma bölümündeyiz İkra oku şimdi burada hemze bölümünde bazı cümlelerimiz var b bölümünde bazı cümlelerimiz var ve cin bölümünde de bazı kelimelerimiz var bunları ne yapalım sırasıyla okuyalım essavmu ibadetun oruç ibadettir Ramadanu şehrun Ramazan bir aydır. Haza dersun bu bir derstir. Nezelel Kur'anu Kur'an-ı Kerim indi. İntesaral İslamu İslam muzaffer oldu. Ceal Allahu savme fi Allahu Teala orucu ramazanda kıldı yani ramazan ayında farz kıldı kalen <laughs> nebiyyu peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam dedi ki su mu tesuhu oruç tutun sıhhat bulun yine cin bölümünde şehrul kur'an ya da tek tek ele alalım şehrun ay el kur'an kur'an-ı kerim kale <laughs> dedi intesara muzaffer oldu fi harfi cerimiz içinde dda anlamına gelen min de yine harfi cerimiz dendan anlamına gelen. Evet şimdi şöyle bir baktığımız zaman buradaki gruplara hemze bölümündekilerin birer isim cümlesi olduğunu B bölümünde yer alanların birer fiil cümlesi olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde cim bölümündeki bu birinci bölgenin isimlerden oluştuğunu, ikinci bölgenin fiillerden oluştuğunu ve üçüncü bölgenin de harflerden oluştuğunu görmekteyiz. Şimdi gelelim eşşerhu açıklama bölümümüze. Teemmil düşün el cümle sâbikate fi kısmı hemze. Hemze bölümünde geçen, es geçen, Cümleleri bir düşün. Hemze bölümünde geçen cümleleri bir düşün. Tecid bulursun, tecidu bulursun. Enne kulle cümletin her cümlenin kad dellet ala tammin ve mufidin. Oradaki her bir cümlenin tam bir manaya ve faydaya delalet ettiğini bulursun. Yani görürsün. Ve enne kulle vahidetin min hazihi cümle bu cümlelerden her birisi kullu vahidetin her birisi tebdeu bi ismin bir isimle başlamakta. Fe fi kavlina es-savmu ibadetun bizim es-savmu ibadetun oruç ibadettir kavline sözümüzde bedetil cümletu bi ismin cümle bir isimle başladı ve huve es-savmu o da es-savmu ismidir. Ve fi kavline bizim Ramadanu şehrun sözümüzdeki Ramazan aydır sözümüzdeki bedetil cümletu bi ismin ve huve ramadan. cümle bir isimle başladı. O da Ramazan ismidir. Ve fi kavlina haza dersun bu bir derstir sözümüzdeki bedet el cümletu bi ismin ve huve cümle bir isimle başladı. O da hâze ismidir. Ve tusemme kullu vâhidetin min hâzihil cümeli bu cümlelerden her birisi kullu vâhidetin her birisi tusemme isimlendirilir. Cümletun ismiyetun isim cümlesi olarak isimlendirilir. Yani es savmu ibadetun cümlesi de Ramadanu şehrun cümlesi de Hâzâ dersun cümlesi de bunların hepsi de nedir birer isim cümlesidir Arapçada. Ve levte emmelte sen düşündüğün zaman el cümle fi kısmı b b bölümündeki cümleleri el cümle cümleleri lev teemmelte düşündüğün zaman tecidu bulursun enne kulle vahidetin minhe yani e, fi kismi b. oradaki her bir cümlenin dellet ala ma'na temmin ve mufidin oradaki her bir cümlenin tam bir manaya ve faydaya delalet ettiğini sen bulursun lakin nehe ancak onlar ancak onlar bu bi fiilin bir fiille başlamaktadırlar. Ancak onlar bir fiille başlamaktadırlar. Fe fi kavline bizim sözümüzdeki yani nezelal Kur'an sözümüzdeki bedeyetil cümletul ule birinci cümle bedeyet başladı bil fiili birinci cümle nezele fiiliyle başladı nezelel Kur'anu Vel cümelül uhra diğer bir cümle bedeyet bil ef'al fiillerle başladılar. Yani diğer cümleler fiillerle başladılar. Nedir onlar? İntesara fiili, ceale fiili ve kale fiili. Ve tusemme kullu wahidetin min hâzihil cümeli, bu cümlelerin her birisi kullu wahidetin her birisi tusemme isimlendirilir cümletun fi'liyetun fiil cümlesi olarak isimlendirilirler. Ve hekeze aynı şekilde dahu ennel cümletel mufidete yani bunlar şunu açıklıyor ki ve hekeze işte bütün bu söylediklerimiz dahu açıklıyor ki ennel cümletel mufidete muhakkak ki faydalı cümle hiye o ma dellet, delalet edendir ale ma'na tammin ve mufidin tam bir manaya ve faydaya delalet eden şeydir Arapçada faydalı cümle tam bir manaya ve faydaya delalet eden şeydir faydalı cümle ve enneha nev'an yani muhakkak ki o nev'an iki kısma ayrılır nedir onlar cümletun ismiyetun isim cümlesi ve hiye elleti tebdeu bi ismin o isim ile başlayan cümledir. Yani cümle iki kısma ayrılır faydalı cümle. Birincisi isim ile başlayan ki isim cümlesi diyoruz ve cümletun fi'aliyetun ve fiil cümlesidir ve hiye elleti tebdeu bi fi'alin o fiil ile başlayan cümledir. Arapçada cümle iki kısma ayrılır faydalı cümle isim cümlesidir fiil cümlesidir. İsim cümlesi isim ile başlayan cümledir. Fiil cümlesi de fiil ile başlayan cümledir. Teemmel el kelimati fi kısmi cim. Cim bölümünde yer alan kelimeleri düşün. Cim bölümünde yer alan kelimeleri düşün. Tecidu bulursun enneha selasetu enva'in. Yani ennel kelimat. Sen kelimelerin üç çeşidi olduğunu bulursun sen kelimelerin üç çeşidi olduğunu bulursun. Minhe el ismu onlardan birisi isimdir. Minhe el ismu kema fi rakami vahid bir rakamında olduğu gibi onlardan birisi isimdir. Fi kavlina şehrun ve el Kur'anu şehrun ve el Kur'anu sözümüzdeki bir rakamında olduğu gibi kelimenin çeşitlerinden birisi isimdir. Vel fi'lu diğeri fiildir. Kema fi rakam isani fi kavlina kale ve intesara. Kale ve intesara sözümüzdeki iki rakamındaki fiil gibi. Yani kelimenin ikinci türü de fiildir Arapçada. Vel harfu üçüncü çeşidi de harftir. Kema fi rakam isalis üç rakamında olduğu gibi fi kavlina fi ve min. Fi ve min sözümüzdeki 3 rakamındaki harf gibi Ve hekeze işte bu şekilde Fel kelimetü selasetü enva'in Arapçada kelime 3 kısmı ayrılır İsmun isim ve fi'lun fi'il ve harfun harf Arapçada kelimeler 3'ü ayrılıyor Ya isimdir ya fi'ildir ya da harftir Bundan başka bir seçenek bulunmamaktadır İstediğimiz kitabı okuyalım. Harekeli olsun ya da hareketsiz olsun. Arapça yazılmış olsun. Hangi alanda yazılmış olursa olsun hiç fark etmez. O okuyacağımız kitabın sayfalarında gezinirken görebileceğimiz kelimeler ya isimdir ya fiildir ya da harftir Arapçada. Başka bir seçenek bulunmamaktadır. Evet şimdi gelelim et tedribatu alıştırmalar bölümümüze. Mel esmâ'u lleti nestâ'miluhâ fi's Sınıfta kullandığımız nesteamiluhe kullandığımız fi's sınıfta mel esmâ'u isimler nelerdir? Sınıfta kullandığımız isimler nelerdir? Mesela kitabımız birkaç tane burada örnek yazmış. Müderrisun öğretmen Talibun öğrenci Sebburatun tahta Kitabun kitap işte kalemun kalem Defterun defter Mibratun kalem tıraş Sonra mimhatun silgi evet Bunlara hakibetun çanta Bunları ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Bir diğer alıştırmamız mel ef'alul leti nestamiluha fi's saff. Sınıfta kullandığımız fiiller nelerdir? Sınıfta kullandığımız fiiller nelerdir? Mesela yeşrahu açıklıyor. Yefhemu anlıyor. Yekra'u okuyor. Yektubu yektubu yazıyor. İşte yeclisu oturuyor yekumu ayağa kalkıyor yestemi'u dinliyor yehfezu ezberliyor evet bu şekilde aklımıza gelen fiilleri de ne yapabiliriz burada yazabiliriz cim bölümünde heti getir esma el eşya eşya isimleri getir elleti öyle ki teciduhe onu buluyorsun fi kullu minel emakin latiye şu aşağıda gelen mekanlarda bulabileceğin şu aşağıda gelen mekanlarda bulabileceğin eşya isimlerini getir. Mesela el musteşfa hastane, el matar hava alanı, el medrasetu okul. Burada bulabileceğimiz eşyalar. Mesela ne olabilir? El bu sıra ya da et tairatu uçak olabilir mesela. Bunları tabii ki ne yapabiliriz? Ee, örneklerini çoğaltabiliriz. Dal bölümüne geldiğimiz zaman Hati esma'e isimler getir. Li biladi tebdevu bile harfi mim, sin ve hemze. Mim ile sin ile ve hemze ile başlayan ülke isimler. Mesela Mısır, Magrib, Fas mesela, Mürutanya mesela ya da Murş, Murşuyus yani Moritus Afrika ülkelerinden bir tanesi. Evet yani yeter bu bizim için öyle ağam şağım bize hayat kurtaracak bir alıştırma değil. O yüzden bunu yazarak zihinlerimizi yormanın bir anlamı yok. Gelelim H bölümüne. Hetil tilfi kema fil misali tali. Örnekte olduğu gibi fiiller getirin. Şimdi bize kitabımız burada ne yaptı? Bazı isimler verdi. Ve bu isimlerin fiil versiyonlarını bizden istiyor. Bu isimlerin fiil versiyonlarını bizden istiyor. Mesela el musafiru yolcu yusafiru yolculuk ediyor. El kari'u okuyucu yakra'u okuyor. El mustemi'u dinleyici yestemi'u dinliyor. El bu yazıcı yektubu yazıyor. El yayıncı yezi'u yayıyor. El -müşahidu, izleyici müşahidu izliyor. El oyuncu yel'abu oynuyor. El öğretmen yedrusu Öğreniyor Bunları bir kere daha söyleyelim El mudarrisu Şuraların fiil versiyonlarını söyleyelim Yusafiru Yakra'u Yestemi'u Yektubu Yezi'u yushahidu, Yel'abu Yedrusu Evet bunları kontrol edelim Ve kitabımızdaki bu boşluklara mutlaka ne yapalım Bunları yazalım Vav bölümüne geldiğimiz zaman Ecip Amme ye'ti Yani gelenlere cevap verin Ecip amme ye'ti Gelenlere cevap verin Kema fil misali tali Gelen örnekte olduğu gibi Bakalım Eyne ya'melu tabibu Doktor nerede çalışıyor Eyne ya'melu tabibu Doktor nerede çalışıyor Fil musteşfe Hastanede Eyne ya'melu teciru? Tüccar nerede çalışıyor? Eyne ya'melu teciru? Tüccar nerede çalışıyor? Mesela fis <laughs> çarşıda ya da fi dukkani dükkanda diyebiliriz. Eynel kitabu? Kitap nerede? Fil fasli sınıfta. Fil fasli sınıfta. Eynel mudiru? Müdür nerede? fil medreseti okulda fil medreseti okulda eyne ya'melul mühendisu mühendis nerede çalışıyor Fiş şirketi şirkette fi şirketi şirkette eyne ya'melul müderrisu öğretmen nerede çalışıyor ya'melul müderrisu fil medreseti ya da kitabımızın yaptığı şekliyle sadece fil medreseti diyebiliriz. Evet, ikinci alıştırmamız bizim için kolay bir alıştırma. Öğrencilerin çok seveceği ve öğretmenlerden sınavlarda en çok bekledikleri alıştırma türü. Yani bizim için zevkli bir alıştırma bu. El-ihtiyarul yani, müteaddet yani sayılı seçmeler. Sayılı seçmeler anlamında bakalım. Da hazihil alamete sahi ememe cümletin mufileti... faydalı cümlenin önüne faydalı cümlenin önüne doğru işaretini koyunuz. Faydalı cümlenin önüne doğru işaretini koyunuz. Bakalım. Zehebe gitti ile mübekiran erkene gitti. Zehebe ile mübekiran erkene gitti. Zehebtu <laughs> gittim ile suki çarşıya mübekiran erken gittim çarşıya. Erken gittim. Evet bu bizim neyimiz? Faydalı cümlemiz. Zehebe ile anlamı olmayan zehebe gitti ile ea yönelme. Bunun devamı yok. Bu faydalı cümle değil. Birincisi de faydalı cümle değil. Bizim aradığımız ortadaki. Zehebtu tu ile suki mübekkiran. En ilel medreseti tezhebu. Yani en bir mastar harfi ilel medreseti okula tezhebu gidiyorsun. Bir devrik cümle. Erade istedi en iler medreseti okula devrik cümle. Erade istedi Ebu Kesen'in baban entezhebe gitmeni iler medreseti okula gitmeni istedi. Baban senin okula gitmeni istedi. Tam bir faydalı cümle. Ittafaqa yani e, anlaştı mea ehihi kardeşiyle ale seferi Yolculuk yapmak üzere kardeşiyle anlaştım. Evet, bu da yine bizim aradığımız faydalı cümle. Diğerlerine de bakalım. İttefaka seferru ale. Yolculuk anlaştı ale. İttefaka anlaştı mea ehihi kardeşiyle ale. Devamı yok. Yani ne üzerine anlaştığı yok. Bir de mesela bunu anlamanın yollarından birisi şu bize verilen... Ala harficerinin yanında bir isim yok Harficerler malumunuz ismin başına geldikleri için Burada aladan sonra bir isim yok Burada da aladan sonra bir isim yok Yani bu bile şu iki cümlenin devrik cümle olduğunu gösterir bizlere Gelelim dördüncü grubumuza Esseyyaratu araba tehtacu ihtiyaç duyuyor İle islahin tamire ihtiyaç duyuyor Bakıma ihtiyaç duyuyor Es-seyyaratu araba islahun ihtiyaç yani bakım ila tehtaç Es-seyyaratu tehtacu ila Şimdi burada tabii ki faydalı cümlemiz en baştaki bu iki seçeneğin neden yanlış olduğunu da belirtelim. Şurada ila harficerinden sonra bir fiil gelmiş. Arapçada harfi sadece isimlerin başına gelebilir. Burada da yine az önceki gibi Harfi var ama yanında mecrur edeceği bir ismi yok. O yüzden bu ikisi de yanlıştır. Devrik cümledir Arapçada. Beşinci grubumuza bakalım. El kitabul cedidu yeni kitap fil mektebeti kütüphanededir. Yeni kitap kütüphanededir. Tam bir faydalı cümle. El mektebeti kütüphane fil cedidi yeninin içindedir. El kitabul cedidu yeni kitap Evet devamı yok. Maalesef burada sadece müfteda verilmiş. Haber bizlere sunulmamış. Evet gelelim üçüncü alıştırmamıza. Temrin mücabun anhu. Yani kendisinden muhtemelen cevap alınılan alıştırma. Bakalım. Ayin küllen minel ismi vel fi'li vel harfi fil ibaratit taliye. Şu gelen ibaredeki yani gelen bölümdeki nasıl diyelim kıssadaki fiilleri, isimleri ve harfleri hepsini göstereceğiz. قال li ibnihi baba oğluna dedi ki baba oğluna dedi ki içtehid fi durusike derslerine çalış içtehid fi durusike derslerine çalış ve ikra kesiran çok oku ikra kesiran çok oku ve i'lem bil ki enne kesretel kiraeti okumanın çokluğu tuvessi'ul akle aklı genişletir okumanın çokluğu aklı genişletir ve ennel cedde muhakkak ki gayret etmek fil ameli işte gayret etmek bir işte gayret göstermek yusalu ile nece başarıya ulaştırır. Evet başarıya ulaştırır. Mesela burada fiil olarak işte hit fiili, ikra fiili, i'lem fiili, tuvessi'u fiili, yusalu fiili. Bunların hepsi fiil. Durus isim, şuradaki k zamiri gene isim, kesiran isim, kesrate isim, el kıra'e isim, el akle isim, el cedde isim, el amel isim, el necah isim. Bunların hepsi isim. Geriye kalan şuradaki fi, buradaki vav, buradaki vav, yine buradaki vav ve şuradaki enneler bunlar da gene harf olarak ele alacağız. Ve şuradaki ila, buradaki fi bunların tamamı da harftir Arapçada. Evet zaten kitabımız burada ne yapmış bizlere? İsimleri el icabetü cevap bölümünde isimlere söylediklerimizi, fiillere söylediklerimi, harfe de yine söylediklerimi yazmış. Teşekkür ediyoruz. Gelelim dördüncü alıştırmamıza yedinci sayfadayız. Evvelen birinci olarak en ayin göster kullen minel ismi vel fiali fil kitatit taliye şu gelen bölümdeki isimleri ve fiilleri gösterin. Evet gösterin. Okuyalım. Fişşehril madi geçen ay Fişşehril madi geçen ay Zehebe Hüsamun Hüsam gitti ile şirketi Tayran hava yolu şirketine havacılık şirketine gitti. Veştara satın aldı tezkiraten bir bilet lisseferi ilal memleketil arabiyeti suudiyeti Suudi Arabistan memleketine yolculuk için lisseferi yolculuk için tezkiraten bir bilet satın aldım. Ve fi yevmi seferi yolculuk günü rakibet tayirete ile cuddete cuddeye giden uçağa bindi. Ve min hunake oradan ve min hunake oradan rakibet seyyarete arabaya bindi ile Mekke'tel mükerreme Mekke'yi mükerremeye giden arabaya bindim Mescid el haram meşhide harama girdi ve tafe bil ka'beti Kabe'yi tavaf etti sebe'a merratin yedi sefer ve salle fi makam İbrahim aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın makamında Salle namaz kıldı. Fümme sonra se'a say yaptı. Beyne safa vel merveti seb'a eşvat. Yedi tur seb'a eşvatin yedi tur safa ve merve arasında se'a say yaptı. Ve lemme etemme tamamladığı zaman menasikel umre yani umrenin gerekliliklerini umrede yapılması gereken şeyleri tamamladığı zaman sefera ilel medinetil münevvara Medine-i Münevvere'ye yolculuk yaptı. Ve zara ziyaret etti kabre kabr Resulü kabrer Resulü aleyhissalatu vesselam Peygamber Efendimizin kabri şeriflerini ziyaret etti. Fümme raca ile vatanihi sonra vatanına ülkesine geriye döndü. Evet bu parçamızda çok fazla isim var, çok fazla fiil var. Birkaç isim ve birkaç fiil söyleyelim. Eşşehru isim, elmadi isim, husamun isim, şeriketu isim, ettayran isim. İle, ile harf, yalnız biz fiilleri bulacağız. Zehebe fiil, iştara fiil, rakibe fiil, rakibe yine aynı şekilde fiil, dehale fiil, tafe fiil salla fiil sa'a fiil etemme fiil safara fiil zara fiil ve raca fiil evet ne yapacağız erinmeden üşenmeden kendimizi geliştirmek adına bu parçadaki bütün isimleri buraya ve bütün fiilleri buraya yazacağız Dördüncü alıştırmamız saniyen ikinci olarak İkra el kıtate sabikate yani yukarıda geçen parçayı okuyun ve ecib amma -ye eti ve gelen soruları cevaplayın. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Mete sefere husamun ila cuddete Hüsam cuddeye ne zaman yolculuk yaptı? Ne zaman yaptı? Şehril madi geçen ay. O zaman ne diyeceğiz? Sefera Husamun ile Cuddete fi şehril madi. Tekrar edelim. Sefera Husamun ile Cuddete fi şehril madi. Maza faala fi Mekke el Mekke'yi mekke ne yaptı Hüsam? Evet Hüsam Mekke'yi i ne yaptı? Ne diyelim? Tafe bil Ka'beti ve salle fi makam İbrahim ve se'a beyne safa vel merveti bir daha diyelim ne yaptı Hüsam Mekke-i Mükerreme'de tafe bil Ka'beti ve salle fi makam İbrahim aleyhisselam ve se'a beyne safa vel merveti şeklinde burayı cevaplayabiliriz mâze fe'ale fil Medine'til münevvera Medine-i Münevvere'de ne yaptı? Zera kabrar Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zera kabrar Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret etti. Evet şimdi gelelim yine öğrencilerin çok sevdiği, yapmaktan keyif duyduğu ve sınavda kendilerine en çok puan getiren alıştırmalardan bir tanesi ne yapacağız? İmle el yani boşluğu yazın, doldurun. Bi veda'il kelimetil münasibeti uygun kelimeyi seçerek mimma beynel kavseyni iki parantez arasındaki kemafil fil misali gelen örnekte olduğu gibi. Aşağıda bizlere bir takım faydalı cümleler verilmiş ve bu faydalı cümlelerdeki boşlukları iki parantez arasındaki uygun kelimeyi seçerek dolduracağız. Bakalım örneğimize bakalım. Sonra geri kalanını kendimiz yapalım. El kitabu fil hakibeti kitap çantadadır. Evet burada bize el kitabu ve el hakibe verilmiş biz ortasına fiici getirmişiz. Ahmedu Ahmet fil hadikati bahşede yeclisu oturuyor. Cümlemizin son hali ne olacak o zaman? Yeclisu Ahmedu fil hadikati. İştaraytu satın aldım. Minel mektebeti kırtasiyeden satın aldım. Ne aldım? El kitabe kitap satın aldım. Hüsamun Hüsam fil imtihani sınavda neceha başardı. Neceha Hüsamun fil imtihani vasale ulaştı el amilu işçi eş şerike şirket ile şirketi şirkete ulaştı. Suadu Suad Suad bu arada bir bayan ismi ile Tunus'a Tunus'a ulaştı. O zaman yani seferat yolculuk yaptı. Seferat Suadu ile Tunus'a Tuhib bu seviyor. El ummu anne tıflehe çocuğunu seviyor. Tuhibbul ummu tiflehe. Elverdu kesirun. Elverdu gül. Kesirun çoktur. Gül çoktur. Nerede? Fil hadikati bahçede. Gül bahçede çoktur. Ettilmizu öğrenci. Edderse dersi ne yapıyor? Yektubu yazıyor. Yektubu ettilmizu edderse derse. Öğrenci dersi yazıyor Evet bir kere daha Cevapların yapılmış hallerini Yani cümlelerin son hallerini Bir kere daha okuyalım Sizler de ne yapın inşallah Yaptığınız cevaplar doğru mu değil mi Onları ne yapmış olalım Bir kontrol etmiş oluruz El kitabu fil hakibeti Yeclisu ahmedu Fil hadikati İştaraytu el kitabe Minel mektebeti نجح حسام في الامتحان وصل العامل الى الشركه سافرت سعاد الى تونس تحب الام طفلها الورد كثير في الحديقه يكتب التلميذ الدرس 6 بين açıkla. Nev'a yani beyin göster. Nev'a kulli cümletin minel cümeli taliye Gelen cümlelerin çeşitlerini, gelen cümlelerin türlerini göster. Bakalım. Zehebe gitti el laibu oyuncular ilal melabi sahaya gittiler. Cümlemiz bir fiil ile başladığı için bu nedir? Bir fiil cümlesi. Yuhibbu seviyorlar. El Avrupiyune Avrupalılar severler Kuretel Kademi futbolu severler Avrupalılar futbolu severler ve yine cümlemiz bir fiille başladığı için bu da bir fiil cümlesi Ali İbnu Ebi Talib Ebu Talib'in oğlu Ali evvelu men esleme mine sibiyen çocuklardan ilk Müslüman olandır Ali ibn ebi Talip çocuklardan ilk Müslüman olandır. Bu cümlemiz bir isimle başladığı için bir isim cümlesidir. Dördüncü cümlemize bakalım. Tuğrafu bilinir, tanınır. Bağdad'u Bağdat bir ismi medinet Selam, Selam şehri olarak tanınır. Bağdat Selam şehri, yani barış şehri olarak tanınır. Bu da yine bir fiille başladığı için fiil cümlesi. El emiyetu el ummiyetu cehalet fil alemil arabi Arap dünyasında müşkiletun bir problemdir. Cehalet fil alemil arabi Arap dünyasında bir problemdir. Bu cümlemizde yine isimle başladığı için isim cümlesidir. Es -sana yani sanayi Mastarun hemun Önemli bir kaynaktır Lis servet için Sanaat Yani sanayi Servet için önemli bir kaynaktır Bu da yine isimle başladığı için isim cümlesidir Ta Libu <amâli l> masani'i Talebe Talebe evet, talep etti Kim ammalul <tâlibu> masani'i fabrikanın işçileri talep ettiler neyi bir ziyadeti artmasını erravati ve ücretlerin maaşların artmasını istediler talebe bir fiildir bu da bir fiille başladığı için fiil cümlesidir Ebu Bekir Sıddık Ebu Bekir Sıddık evvelul hulefai raşidin raşid halifelerin birincisidir İlkidir. O yüzden Ebu Bekir ismiyle başladığı için bu sekizinci cümlemizde nedir? Bir isim cümlesidir Arapçada. Gelelim dokuzuncu sayfamıza. Yedinci alıştırmadayız. Havvil el cümelel ismiyete taliyete ila cümelin fialiyetin gelen isim cümlelerini fiil cümlelerine çevirin. Gelen isim cümlelerini fiil cümlelerine çevirin. Bakalım el-mer'atu bayan tutali bu bi kemali hukukiye, yani haklarının tamamlanmasını istiyor. Bunu nasıl bir fiil cümlesi yapmışız? Tutali bu el-mer'atu bi kemali hukukiye, Yani eski versiyonunda yani isim cümlesi versiyonundaki mübtedayı alacağız fiilden sonra fail olarak kullanacağız. Geri kalanını da aynı şekilde yazacağız. Deneyelim bakalım. Reisü devleti devlet reisi içtema'a ile sefera ne yaptı? İşte sefirlerini topladı. Burada ne yapacağız? hemen müpteda yani reisü devleti fiilden sonra yazacağız. Yani ne diyeceğiz? İctema'a reisü devleti ile sefera diyebiliriz. El meseletu mesele yani problem tehtacu ihtiyaç duyuyor ile tefkir yani düşünmeye ihtiyaç duyuyor. Hemen müptedayı alıp fail olarak yazalım. Tehtacu el meseletu ile tefkirin El muvazzafu memur görevli kame ayağa kalktı yani ilgilendi bir cemi e'malihi işlerinin hepsiyle yine el muvazzafu kameden sonra yazacağız kamel muvazzafu bi cemi'i e'malihi olacak cümlemizin fiil cümlesi versiyonu el hükümetu hükümet Te'melu çalışıyor ale neşrit ta'lim yani öğretimin yayılması için öğrenmenin yayılması için çalışıyor te'amelu el hukumetu ala neşri ta'lim olacak eşşi'rul cahiliyyu... cahiliye şiiri yu'tayna bizlere verdi fikreten bir fikir verdi an hayatil arab arapların hayatıyla alakalı bizlere bir fikir verdi ne diyeceğiz? Yu'tayne eşşi'rul cahiliyyü fikreten an hayatil arabi. El ihtimamu özen göstermek yezdadu arttırır bil mektubatil amme el ihtimamu yezdadu özen göstermek arttırır neyi bil mektubatil ammeti yani halk kütüphanelerini arttırır. O zaman burada ne diyeceğiz? Yezdedul ihtimamu bil mektubatil amme. Bil mektebet. Evet, bunu mektubat değil de mektebet olarak düzeltelim. Bil mektebetil ammeti. Bir diğeri el ibtisametu yani tebessüm göstermek, tebessüm etmek. Tezidul vecehe yüzü cemalen yani yüzün güzelliğini arttırır. O zaman ne diyeceğiz? Tezidul iptisâmetu el vecehe cemalen. El talibu ketebe dersehu öğrenci dersini yazdı. Ne diyeceğiz? Ketebe talibu dersehu. Sekizinci alıştırmamıza eğer gelecek olursak... Kevvin min kelimati kulli satrin... Yani her satırdaki kelimelerden cümleten mufideten faydalı bir cümle kevin oluştur. Kema fil misali tali gelen örnekte olduğu gibi bize neler verilmiş ile Faysal, Dimeşk ve Sefer'a verilmiş. Biz ne demişiz? Sefer'a Faysalu ile Dimeşka. Faysal Dimeşk yani Şam'a yolculuk yaptı. Ahmet Pakistan min vasale Vasale Ahmedun min Pakistan. Ahmed Pakistan'a ulaştı. Vasale Ahmedun min Pakistan. Min sirtu el camia el menzil ile sirtu yürüdüm. Min el menzili evden ilel camiatü üniversiteye. Sirtu min el menzili ilel camiatü. El müslümine yekthuru yem kullu adedu yekthuru çoğalıyor. Adedül müslimine Müslümanların sayısı külle yevmin her gün yeksuru çoğalıyor adedül müslimine külle yevmin olacak. Üçüncü cümlemizin doğru dizilişi Hisam et taira ile vesafera rakibe tunus ne yapalım burayı da rakibe bindi husamun Hüsam bindi neye et-tayrate uçağa ve sefera ila Tunus'a. Bir daha yapalım. Rakibe Husamun et ve sefera ila Tunus'a. Maheduna, fi el-lughati el-arabiyye el, el ala ya'melu neşr. Ya'melu çalışıyor. Ya'melu çalışıyor. Maheduna bizim kursumuz çalışıyor. Neye? neşra yayılmasına ya da ala diyelim ala neşril lugatil arabiyeti fil alem dünyada Arapça dilinin yayılmasına çalışıyor bizim kursumuz bir daha yapalım ya'melu mahedune ala neşril lugatil arabiyeti fil alemi fis suhufi en setumtiru qara'tu es semaliyem Kara'atu okudum Fissuhi gazetelerde Kara'atu fissuhi gazetelerde okudum Neyi? Enne muhakkak ki Enne semâe muhakkak ki gökyüzü Setum tiru yağışlı olacak El yevme bugün Bir daha yapalım Kara'atu fissuhi fi Enne semâe Setum tiru el yevme El muslimune el efgani Rusya yusaidu dide eşşe'abi muarraketihi fi. Evet güzel bir kalabalık bir cümlemiz var. Şöyle bir bakalım. Yusaidu Yusaidu yardım ediyor. El muslimun el afganiyyu Afganlı Müslümanlar Ya da şöyle diyelim Evet şöyle diyebiliriz burada. Yusa'idul Müslümune Müslümanlar yardım ediyorlar. Kime? Eşşe'bel afgani Afganlı gençlere Eşşe'bel Afgani Afganlı gençlere Nerede? Didde Rusya Rusya karşısında Fi ma'reketi savaşlarında Evet bu şekilde burayı yapabiliriz. Bir daha okuyalım. Yusa'idul Müslümune eşşe'bel efgani dıdde Rusya fi ma'reketihim ve sekizinci ve son cümlemize bakalım aleyke sıhhatuke ale yecibu tuhafazen. yecibu aleyke sana gerekir yecibu aleyke sana gerekir en tuhafaza muhafaza etmen ala sıhhatike sıhatını muhafaza etmen gerekir yecibu aleyke en tahafaza ala sıhhatike Evet gelelim 10. E, sayfamıza. Burada zaten kitabımız ne yapmış bizlere? 8 cümle için 8 tane boş satır ayırmış. Yani az önce yaptığımız bütün doğru dizilişleri, yani faydalı cümle kombinlerini ne yapacağız? Alıp inşallah bu 8 yere yazacağız. Şimdi gelelim dersimizin son bölümüne. El hulasatu. Yani, yani netice, sonuç. Şimdi öğrendiğimiz kaideleri son bir kere daha tekrar edeceğiz. El cümletul mufidetu, faydalı cümle. Faydalı cümle, tetekevvenu oluşur, min iddeti kelimel. Yani birkaç kelimeden oluşur. Faydalı cümle, birkaç kelimeden oluşur. Ve tedullu, delalet eder ala ma'na kamilin min mufidin. Kamil yani tam, tam bir manaya ve bir faydaya delalet eder faydalı cümle. Vel kelimetu cüz'un minel cümle. Kelime cümlenin bir cüz'üdür. Yani bir bölümüdür. Kelime cümlenin bir bölümüdür. El cümletu nev'an cümle iki çeşittir. Birincisi ismiyetun isim cümlesi. İkincisi fi'aliyetun fiil cümlesi, isim cümlesi yani tebdeu bi ismin isim ile başlayan cümle ne gibi? et talibu nacihun öğrenci nacihun başarılıdır fiiliyetun, fiil cümlesi ise tebdeu bi fiilin fiil ile başlayan cümledir fiil cümlesi fiil ile başlayan cümledir ne gibi? necehattil mizu, öğrenci başardı necehattil mizu, öğrenci başardı ve bir diğer kaidemiz El kelimetu selâfetu enva'in Kelime üç çeşittir Arapçada İsmun isimdir Fi'lun ya da fiildir Harfun ya da harftir Arapçada İsimdir ne gibi? Ahmet gibi Seyyaratun araba gibi El emanetu emanet gibi Müçtehidun çalışkan gibi Fiildir Sefara yolculuk yaptı Yektubu yazıyor ...iclis otur gibi ya da harftir. Min ile fi gibi. Evet sayın hocalarım. İnşallah güzel bir ders oldu benim için. Anlatması gayet zevkli bir eser. Yalnızca konular biraz uzun konular. Yani 10 sayfa aşağı yukarı her ders olacak. O yüzden 45 dakika, 50 dakika belki 1 saate uzun dersler olacak. Diğer kitaplarda yaptığımız gibi bunun da yani konu anlatım bölümünü ayırıp alıştırmalarını ayrı bir videoda açıkçası çekmek istemedim. Hepsini bir tek bir yani tek bir videoda bitirmek istedim. İnşallah bu kitap için böyle bir yöntem izleyelim. Bu kitabın her bir dersini sadece bir videoda çekerek inşallah sizlerle paylaşacağım. Bu kitapla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah içinizde bu kitabı takip eden, bu kitabın videolarını bekleyen kardeşlerimiz vardır. Onlar için de bir can suyu olur diyelim. Dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone olmadan videolarımızı izliyorsanız abone olmayı unutmayın ve beğendiyseniz, derslerimizden faydalandıysanız eğer Arapça ile ilgilenen kardeşlerimize de, tanıdıklarınıza da bizden bahsetmeyi unutmayın. Bu videoyu izlediyseniz diğer videolarımıza da göz atmayı kesinlikle ihmal etmeyin ve başka hangi kitapların anlatımını yapabiliriz ne gibi çalışmalar yapabiliriz sayfamızda bununla alakalı da duygu ve düşüncelerinizi isteklerinizi önerilerinizi bizimle paylaşmayı da unutmayın hayırlı akşamlar hayırlı geceler diliyorum Allah'a emanet olun